Ordu burada diyoruz ya sloganımız. Hakikaten ordu burada. Yanımızda Bahadır Baş başkanımız var. Ordu Mali Müşavir Odası Başkanı. Sayın Başkanım, hani biz İstanbul'da oradan konuk alırken bir baktık. Ekiple birlikte buradasınız. Geniş bir katılım burada. Bütün ekip burada. Standları, şartları geziyorsunuz. Kalabalığı gördünüz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Yani burada olmak inanılmaz derecede güzel bir şey. Bizim muhasebe kongremiz vardı. Yaklaşık 10 meslektaşımızla buraya gelmiştik. Ama buraya uğramadan, burayı gezmeden gitmek istemedik. O yüzden burayı gezdik. Ama bugünkü bu ordu fuarı ile ilgili değerlendirmeden önce önceki gün duyduğumuz sizin kanalınızın çalışanı Bahadır arkadaşımızın uğradı bir kaza var. Onun için geçmiş olsun dileklerimizi ediyoruz. Sevdiğimiz bir arkadaşımıza. İnşallah acil şifalar diliyoruz kendisine. Ama başka bir şey var. İnsanlar burada orduluların, ben yani ortaokul arkadaşımı gördüm. 25-30 yıldır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Korkunç derecede başarılı bir fuar. Yani ordulu olmanın gururu, ayrıcalığı, bütün standlar çok güzel. Bütün belediyeler, bütün kurumlar çok iyi hazırlanmış. Yani inanılmaz derecede başarılı bir organizasyon. Ve ordunun mahsulü, ürünü, tanıtımı ulusal medyada, bütün benim gittiğim muhasebe kongresinde bile ordu konuşuluyordu. Aslında bu programın, bu çalışmanın, bu tanıtımın temel amacı da ordunun İstanbul'da iz bırakabilmesi. Siz İstanbul'da iz bıraktığınızda zaten Türkiye'de de iz bırakıyorsunuz. Bakıyorum bütün siyasi partilerin yöneticileri, üst düzey yöneticileri buraya gelmiş, şehrine sahip çıkmış. Bu gerçekten olağanüstü, güzel bir şey. Yani şehrine sahip çıkmak, şehrinin tanıtımı için ben zaten her platformda yer alıyorum ama burada bu arkadaşlarımızı, bu çalışmayı görmek gerçekten mutluluk duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. 3 gündür sürekli sabah akşam insanlara bir şeyler ulaştırmak derdindesiniz. Bu aslında küçük küçük birimlerin, bireylerin, kurumların topluca bir araya gelip bir şehrin, bir markanın ortaya çıkmasını, evet bizim markamız var, ordu markamız ama ortaya çıkmasının hepimiz katkı sağlıyoruz. Küçük küçük karınca misali, herkes kendi payını düşeni yerine getiriyor ve büyük bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Puzzle'ın parçaları gibi çalışıyoruz. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Mutluluk duydum Ahmet Bey. Bizi de oradan Turgut Hocamız izliyormuş. Turgut Kır, evet. Başkanıma selamlar diyor. Biz de buradan kendisine Turgut Hocama selamlar gönderiyoruz. Başkanım, şöyle bir bakıldığı zaman ordunun nüfusu, çok evet. Ciddi bir nüfus var burada. Evet. Yani 550 ama bakın 750 yani evet. Sanki ikinci ordu burada evet. Gibi. Ama siyasi anlamda da her gelene soruyoruz. Az önce Seyit Başkan'ı aldık. Evet. İçeriye Partisi'ne Faruk Bey'i aldık. Genel Başkan evet. Yardımcıları. Bunların hepsine sorduk. Neden belediye başkanlığı anlamında bu da örgütlenemiyoruz? Siz nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey. Biz diyoruz ki siyasi parti için önemli değil bizim şey. Evet. En az ordunun 5 belediye başkanı olduğu için. En az diyoruz. Şimdi aslında burada şöyle bir nokta var. Ben geçen bir çalışmayı okumuştum. Ordunun nüfusu 752 bin. İstanbul'daki orduların nüfusu 742 bin diye bir çalışma. Ben sosyal medyadan gördüğüm bir rakamdı. Önemli bir rakam. Yani bir şehir, bir il orduda bir o kadar dahil de sadece İstanbul'da bakın. Diğer illere değil. Onlarla beraber yaklaşık 1 milyon 335 binlik bir nüfustan tüm Türkiye'de bahsediliyor. Ordunun iki katını dışarıya taşımışız. Yani demek ki şehirde bazı yaşam standartlarında beklentilere düşüklük var ki bu insanlar dışarıya gitmişler ve burada yerleşmişler uzun zamandır. Şimdi bizim sıkıntımız şu. Biz bazı çevremizdeki illere bakıyoruz. Onların bir lobisi var diyoruz. Onlar çok güçlüler. Siyasette varlar, sporda varlar, her tarafta varlar diyoruz. Ama baktığımızda kendi lobiciliğimiz, kendi hemşericiliğimiz, sahiplenme duygumuzun aslında uzaklaştığımızda memleketten biraz azaldığını görüyoruz. İşte bu ordu burada, ordu tanıtım, işte bu çalışma sizin bu yaptığınız veya bütün ordu efendim, bütün herkesin, valiliğin, belediyelerin birlikte yaptığı bu çalışma. Bu bağımlılığı, bağı güçlendiriyor. O bağın zayıf olması bizi aslında ikinci plan ediyor. Bakın siyasi partiler en son seçimlerde her tarafta fındık konuşuldu. Milletvekili seçimler. Her ilde, İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da her parti konuştu. Niye konuştu? Çünkü fındık üreticisi Türkiye'de bir kitleyi temsil ediyor. O fındığın değerlendirilmesi gerekiyor. Ben temel eksen olarak ordululuk bağının zayıf olmasına bağlıyorum. Başka illerde özellikle hani Trabzonluk bağı diye bir kavram var. Trabzonlu milletvekili, belediye başkanı sayılarının çok yüksek olduğunu biliyoruz. Onlarda bu sahiplenme varken ordulularda bunu çok sık göremiyoruz. Biz çok çabuk bölünebiliyoruz, ayrışabiliyoruz. Bu toplantılar, bu programlar bu ayrışmayı engelliyor. Bunun büyümesine belki 3 sene, belki 2 dönem sonra, 10 sene sonra, 5 sene sonra belediye sayısının artmasına inanın küçük katkılar ama büyük sonuçlar verecek. Evet, teşekkür ediyoruz. Başkanımızın yoğun bir temposu var. Şimdi Ümit Mesudiye'ye gitmiş burada. Mesudiye'de ha. Evet. Mesudiye. Şimdi Mesudiye'den, Ümit Mesudiye standından sizlerle birlikte olacak.